Kardeşlerim Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün Allah nasip ederse Peygamberimiz Aleyhisselam'a okuyabileceğimiz çok büyük bir duayı yani dua derken şöyle bir salavat-ı şerifeyi okuyacağız aslında. Bu salavat-ı şerife Peygamberimize okuduğumuz salavatlardır. Ama karşılığında Allahu Teala o kadar güzel nimetler ihsan ediyor ki o kadar büyük nimetler veriyor ki insan böyle şaşırıyor, taaccüp ediyor, hayretler içerisinde kalıyor. Subhanallah. Salatı Bedir veya Salavat-ı Bedir denilen bir dua var. Ne zaman sıkıntılar yaşasak, ne zaman müşkil bir durumda olsak, zorluklar, acılar, talihsizlikler, felaketler yaşasak, işte böyle durumlarda Allah'ın izniyle okuyabileceğimiz güzel bir duamız var. Allahu Teala Celle Celalu tesirini halkaylesin Allah'ım en güzel şekilde bu dualardan istifade etmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bedir Savaşı'nda savaşmış olan Müslümanların ashabu Bedir'in okuduğu duadır bu. Bu duayla Allah'a yalvarmışlar. Ve 313 tane sahabe-i güzin efendimiz Müslüman ordusu karşı tarafta 3 katı belki değil 1000 kişi civarında diyor. Müşrik Mekkeliler var. Ee, böyle bir matematik 300 kişiye 1000 kişi Müslümanlar galip geliyorlar. <laughs> Anladın mı? Şimdi böyle güzel bir duayı öğreteceğim size arkadaşlar. Zorluklar, sıkıntılar, talihsizlikler, dertler, kederler olabilir. Bu tarz durumlarda kaldığınız zaman Allah'ın izniyle salavatı bedri okuyun. Düşmanlara karşı adeta bir koruyucudur kardeşler. Rızık genişliği için, bol kazanç sağlamak için, nimet istemek için bu salavatı okuyun. Size zarar vereceğini düşündüğünüz insanlar varsa etrafınızda, onları Allah'a havale etmek için bu duayı okuyun arkadaşlar. Rızık genişliği istiyorsanız, yani rızık darlığı yaşayan kardeşlerim, size de söyleyeyim. Maddi anlamda rahatlıklar yaşamak isteyen, feraha kavuşmak isteyen kardeşlerim, borçtan, dertten ve man e, maddi problemlerden kurtulmak isteyen kardeşlerim, inşallah nimet istemek için bu salavat-ı şerifeyi okuyun. Tüm zorluklar ve acıların ortadan kalkması için arkadaşlar yine bu e, duayı okuyun. Talihsizliklerden, felaketsizlik felaketlerden kurtulmak için Ondan sonra bu duayı okuyun. Nimet istemek için fakirlik anında, yoksulluk anında, sıkıntı anında bu duayı kardeşlerim okuyun. Güzel bir duadır, kısa da bir duadır. Her an okuyabiliriz. Her gün sabah okuyun, öğlen okuyun, akşam okuyun, namazlardan sonra okuyun, teheccüde kalkınca okuyun. Tam o e, sıkıntılı anlarınızda, sıkıntılı durumlarınızda öyle hallerde abi açın elinizi Rabb-i Teala'ya yalvarın. Allah'ım beni affet deyin. Ya Rabbi şu sıkıntılardan beni kurtar. Ya Rabbi sana geldim. Derde düştüm. Dermanım sende ya Rabbi Sıkıntıya düştüm çarem sende ya Rabbi. İmtihana düştüm eman sende ya Rabbi. Derdi de veren sensin. Derman da sendedir. İhsan eyle ya Rabbi. Değil. Böyle inanarak, inanarak, inanarak okuyun inşallah. Tamam mı? Duayı ben size bir okuyayım. Dinleyin. Benle beraber içinizden eşlik edin sizde. Şöyle çayımdan bir yudum alayım. Elhamdülillah. Arkadaşlar eşlik edemeyenler de dinleyin. Amin, amin diye katılın duaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi ve selamullahi <Sessizlik> ala taha Resulullah. صلاه الله وسلام الله على ياسين حبيب الله طغسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة وَمِنْ حَمٍّ وَمِنْ حُمَّةٍ بِأَهْلِ الْبَدْرِيَانِ إلهي نجنا واكشف جميع عاضية واصرف مقاعد الإعدل والضعف بأهل البدر يا الله إلهي نفس القربى من الأصحين والأتباع وكل بنية وباب أهل البدر يا الله آمين Amin Arkadaşlar bu duayı inanarak okuyanı Allah zarimlere karşı Düşmanlara karşı Hainlere karşı korur Allah o okuyan kişinin inanarak Samimi minniyetle okuyan kişinin Allah rızkına bereket verir Bol kazanç sağlamak Nimet isteyen kardeşler Bu salavatı okursa Allah'ın izniyle fayda görürler zorluklardan, acılardan Allah onları kurtarır. Çok böyle şanssızlık, talihsizlik, sakarlık falan olur ya bazılarında. Hiçbir işi rast gitmez falan. Böyle bir sıkıntıya düçar oldu iseniz Allah sizi esirger, Allah sizi muhafaza eder. Afetlerden, felaketlerden, kötülüklerden Allah sizi muhafaza eder. İnşallah. Allah'ın bol bereketli nimetlere nail eylesin. Salavat-ı şerifi okumanın fayda ve faziletini zaten konuşmaya gerek yok hocam. Çok büyük yani. Allah Efendimiz'e salatü selam okumakla bize güzellik veriyor. Bakın şunu söyleyeyim size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senin benim okuyacağımız salavata ihtiyacı yok. Ama ona salavat-ı şerife okumaya hocam bizim ihtiyacımız var. Anladın mı? Yarın mahşer günü şefaatini isteyeceksin. Ama sen dünyada hiç peygamberimizi anlamışsın. Adı anılınca selam göndermemişsin. Günde müsait oldukça ya bugün ben Resulullah Efendimiz'e şöyle bir tesbih salavat okuyayım dememişsin. He Allah'ın emrini hiç dinlememişsin. Ama sıkışınca Ya Rabbi demişsin elini açmışsın. Sen bir arkadaşın işi düşmeyince sana selam vermiyorsa rahat günde seni hiç takmıyorsa İşi düşünce de kanki deyip sana geliyorsa sen dinler misin onu? He? Söyle bakayım bana. Dinlemez. O zaman sen de ona gel. Bu duaları hep okuyun. Çok okuyun. Gücünüz yettiği kadar. Gücün yetmediğini Allah zaten istemiyor. Ama gücün yettiği kadar inşallah okuyun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selam ve dua ile.